Merhaba, ben Özel Başak Koleji Halkla İlişkiler Uzmanı Asuman Tosun. Bugün sizlere Sait Faik Abasıyanık'ın Alemdağ'da Bir Yılan Var adlı hikayesinden Eftal Ukus'un Kahvesi adlı eserini okuyacağım. Bir genç adam yanıma geldi. Merhaba dedi. Oo, merhaba dedim. Sonra benimle çoktandır tanışmak istediğini, bir fırsatını bulamadığını söyledi. Yürümeye başladık. Öyle şeyler soruyordu ki, samimi olup olmadığını anlayabilmek zordu. Sordukları samimi ise onun hesabına, değilse benim hesabıma yazılacaktı. Dikkatli bulunmak her zaman önemliydi. Öyle ya, ya alay ediyorsa? Cepheyi ona göre alır, bir fırsatını bulup tüymek hayırlı olurdu. Ama ciddi ise bu samimiyeti neydi? Bu samimiyeti çocukluğa, tuğluğa vermeliydi. Nasıl olsa bir gün kafasında senin için daha çok histen doğan hayranlık duygusu silinip gidecekti. Bu hayranlığa daha fazla güvenmeye gelmez. Sürüp gitmesi benim için de onun için de iyi bir şey. Onun için şüpheliyim. İkimizin de uzun uzun yerimizde saydığımıza bir işaret olamaz mı? Genç adamın niyeti yazı yazmak olduğuna göre benimle alay etmek için samimi olması ihtimali çok kuvvetli. Ama ne yapalım? Fazla zeki ve dikkatli görünmeye de gelmez. Bu da bir nevi ukalalık olur. İyisini alay etmesi ihtimaline karşı yapılacak en doğru hareket işi samimiyete dökmek, yutmuş görünmek. Çok zeki biri ise sonuna kadar bu hayran rolünde seninle oynayabilir. Varsın oynasın. Bununla bir şey kazanmış olmaz. Sahiden samimiyse ne mutlu. Olabilir. Sen ağaçta bugün hiç hoşlanmadığın yazıcıları onlara yakışmaya bile cesaret edemeden başka dünyadan insanlar gibi seyretmemiş miydin? Şimdi bile hayranlıktan kurtulamadığın Frank muharrirleri yok muydu? Gideni görsen, bu 80'lik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin? Konuşma fırsatı bulsan kim bilir ne olmadık sualler sorarsın. Sizinle böyle bir kahvede oturabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Yan gözle yüzüne bakıyorum. Alay etmiyor vallahi. O alay etmiyorsa ben mi etmeliyim diye düşünüyorum. Sizin hikayelerinizi. Sonradan belki de pişman olacağı cümlesini tamamlatmamak için hemen müdafaaya geçiyorum. Genç adam hem de eleştirmeci olmak istediğini söylüyor. Öylesine pişman olacak ki rotayı değiştirmeli. Siz de hikaye mi yazarsınız? Benim yaşımda herkes gibi şiir yazıyorum. Bir iki hikayede denedim ama beceremedim. Daha çok tenkide çalışıyorum. Neşredilmiş bilmediğim Türkçe bir hikaye yok diyebilirim. Ama sizin? Şu karşıdaki adama bakın, anadan dolma kördür. Bakın karşı tarafa, Mahmut Bey diye sesleniyor. Demek ki Taksim sinemasının önünde olduğunu, karşıda börekçi dükkanında Mahmut Bey isimli bir adam bulunduğunu biliyor. Bize bir seziş gibi gelen korkunç ilim ona kim bilir kaç seneye mal oldu. Mesela siz bundan hemen güzel bir sonuç çıkarabilirsiniz. Olabilir ama ben bu hikayeyi yazmayacağım. Yalnız düşünüyorum, acaba kör etrafın havasından, gürültüsünden nerede bulunduğunu anlıyor olabilir mi? Yoksa adımlarını mı sayıyor? Siz ne fikirdesiniz? Sağdan şu kadar, faraza 98 adım yürürsem Taksim sinemasının önünde olacağım. Evden çıkarken saat 9'a 1 mi vardı? Ağır yürüyorum. Şimdi saat tam 9 olmalı. Börekçi Mahmut'un saat 9'da dükkandan ayrıldığı görünmemiştir. Gözlerindeki karanlık, dışarının tahassüslerinden kafasında bir aydınlık yaratmış gibi parlıyor. Belki de Şişli'den yürüyor, Harbiye'deki seslerle. Taksim bahçesinin önündeki sesler arasında bizim farkına varamadığımız neler olabilir? Havada bir değişiklik var mıdır? Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir zifiri karanlık yok mudur? Ama bana öyle geliyor ki, daha çok seslerden, bizim için bilinmeyen ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez mahiyeti muhafaza eden gürültülerden. Biz sokağın hendesinden farkında değiliz. Ama o, münhanileri, müstaileri, sokağın haritasını, teferruatını kafasına çizmiş olabilir. Belki semtlerin kokuları da vardır. Dükkanlarda ayrı ayrı kokabilir. Onun tabanının bildiği çukurlarda, tümsekler de bulunabilir. Körlük ne kadar modası geçmiş bir edebiyata benziyor. Kılı kırk yaran bir edebiyata. Ben bütün bunları kafamda düşünürken genç arkadaşım durmadan beni öven sözler söylüyor. Belki de bu sözlerin tesiriyle kör hakkında uzun uzun düşünüyorum. Kör adamı Mahmut Bey.
karşı taraftan alıp bir iki kaldırıma geçen Mahmut Bey. Adımımı yaya kaldırımına atar atmaz kör, Sadık ağabey merhaba dedi. Oo merhaba Mösyö İvan, bu sabah erkencisin. Sadık Bey, ne erken yahu, saat 9.10 geçiyor. Taksim'deki saat 9.11 geçiyordu. Bu kadar da fazlaydı. Yanımdaki genç arkadaş bu sırada hikayelerinden hangilerini beğendiğimi soruyordu. Bilmem dedim. Sonra işittiniz mi? Neyi? Kör saatin tam 9.10 geçtiğini. Nereden bildi? Yok canım dedi. Vallahi dedim. Olur şey değil. Olur şeydi. Birdenbire işi keşfetmiştim. Mahmut Bey körü almak üzere karşıya geçtiği zaman otomobil kornalarından duyamadığım bir konuşma yapmıştı körle. Saati o zaman sormuş olabilirdi. Genç arkadaşla artık iyice dost olmuştuk. Bazılarını çekiştirebiliyorduk. Hikayelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum. Tam bu sırada bir 5 dakika körün nasıl bildiğini düşünüyormuş gibi sustuk. Sonra hikayelerimizi nasıl yazarsınız dedi. Güldüm. Alay edip etmediğini anlamak üzere yüzüne baktım. Hayır vallahi alay etmiyordu. Ne iyi bir çocuktu bu. Sizin dedi, en çok lüzumsuz adamı severim. Sonra baba oğlu, bir de tesbih hikayeniz vardır. O da hoştur dedi. Kameriyeli mezar da fena değildir. Mahcup ama ağzım kulaklarımda susuyorum. Ama sorduğuma cevap vermediniz ki dedi. Ne sormuştunuz? Hikayeyi nasıl yazarsınız demiştim. Bilmem diyebildim. Düşündüm. Setin üstündeki kahvenin altından körün sesi geliyordu. Sadık Efendi ile bağıra bağıra konuşuyorlardı. Bilmem dedim. Yine işte böyle körü körüne, işte mesela şimdi bir hikaye yazıyorum. Hem ismini bile koydum dedim. Nedir dedi. Demek önce ismini koyarsınız, öyle mi hikayenin? Demedim. Yok ama bu isim hoşuma gitmedi de onun için demedim. Nedir diye sormadı. Eftalikus kahvesi. Hatta kahvesini de bir kenara atıp yalnızca Eftalikus da olur. Hem de hikaye ile münasebeti de ikinci derecede olabilir. Onu o demediklerimi anlamış gibiydi. Demek böyle yazarsınız siz hikaye dedi. Nasıl diye bu sefer ben sordum. Ne bileyim dedi. Evvela ismini siz korursunuz. Sonra bir defa kurarsınız, bir neticeye bağlarsınız. Yok yahu dedim, öyle yapmam. Doğrusunu ister misin? Ben bu hikayenin nasıl yazıldığını pek bilmem, dedim. Paraları vermek üzere ayağa kalktık. Genç adam parayı bana verdirtmemek için samimi bir acele gösterdi. Yanımızda kahvesine tavla oynayan 2 kişi. Bu ben vereceğim, sen vereceksin münakaşasına gülümseyerek baktılar. Garson benim kasketimden ve kirli muşambamdan vakti halime dair pek acele bir karar vermiş olduğunu tahmin ettiğim bir hesapla benim paramı almakta bir tereddüt geçirdi. Ve o sırada genç arkadaş da kahveleri ödedi. Ben ayıp ettiniz dedim. Eftalikus'un merdivenlerine indik. İşte hikayelerimi nasıl yazdığımı şimdilik merak eden dostum. Yarın incir çekirdeği doldurmayacak mevzuları yazan bir hikayecinin iyi bir hikayeci olmadığını yazacağına göre bilmem hikayem oldu mu? Olmadıysa ne yapalım? Bizim hikaye anlayışımız da böyle efendim.